Salut tout le monde. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ebru'nun çevirisini yapayım. Şu anda Fransa'nın Nice şehrindeyiz. Makyajlanan C5 Aircross'u kullanmaya geldik. C5 Aircross sahipleri olarak bu araçta neler yenilenmiş, neler değişmiş hepsini detaylıca sizlere anlatacağız. Hazırsanız ben lafı uzatmıyorum ve mikrofonu Ebru'ya uzatıyorum. C5 Aircross'u memleketinde incelemeye başlıyoruz. Yani şimdi C5 Aircross sahipleri olarak, aracından vazgeçemeyen insanlar olarak zaten güzel olan bir tasarımın daha da güzelleştirilmiş şekli, biraz daha süslenmiş şekli olarak geliyor bana. Bizim arabamız daha yuvarlak hatlıydı. Bu araç ilk bakışta ilk gördüğüm şey daha köşeli, daha keskin hatları var. O da markanın ürün gamındaki diğer kardeşlerine biraz daha yakınlaşmış yani tasarım olarak. C4'e yani. Aynen, onu da yakından tanıyoruz. Onu yakından tanıyoruz, evet, ve C5X'te de öyle daha köşeli hatlar var. Bu araç da ona biraz benzemiş. Evet, böldüm seni, pardon. Hiç önemli değil. Şimdi ön tasarıma baktığımızda ilk dikkat çeken şey, şöyle geleceğim. Ve ne diyorlar? Işık imzası. Ve ışık imzası. Ve buradaki bu piyano efekt dedikleri, şöyle yaklaşırsan görebilirsin. Hatta şöyle Fransa bayraklı ojelerimi de görebilmelisin. Boşa gitmiş olmasın. Ve onun da devamı gibi, yani bu ışık oyunu gibi görünüyor aslında. Buralar sadece bir kabartı tabii. Burada ışık yanmıyor ama onu tamamlayan, süsleyen detaylar. Bence güzel görünüyor. Şunlar falan bizim arabada da var zaten. Aynen, ve bence onlar da güzel. Farklı gözüküyor yani kaputtaki o oyuklar. Bu hibrit versiyonda buradaki koyu lacivert, parlak bir lacivert detay var. Şuraya da bu arada gidiyor yani el içeriye, evet, doğru. Orası artık açık. Dur bakayım, ben gösterebiliyor muyum onu? Heh, gösterdim şu anda. Aerodinamik bir parça bu. Eskiden öyle değildi. Eskiden burada bizim arabadaki gibi yani o alt taraftaki bölümde ki renk paketi alınabiliyordu. İşte gri, gri oluyordu, kırmızı oluyordu, evet, falan. Bu araçta onu sadece gri ve siyah olarak geliyor. Bu şekilde bu plug-in hibritteki gibi yani opsiyonel olarak da mavi renk paketini alabiliyorsunuz. Şu çıkıntı bizde var mı? Yok Ebru, o da yeni. O da yeni bir parça. İşte senin demin dediğin gibi daha böyle özellikle şuradan baktığında o burnun daha köşeli gözükmesini sağlıyor. O da alt tarafı biraz daha öne uzatmış, biraz daha çıkıklaştırmış. Zaten bir de aracı daha geniş göstermek de istemişler bütün bu etkilerle yaptıkları. Bence oldukça da geniş görünüyor yani zaten büyük bir araba. Zaten her iç konforu olarak segmentindeki en iyisi ve öyle de olmaya devam ediyor herhalde. Neyse, içe gelince konuşacağız. Jantlara geçelim. Bu jantlar bizim kendi arabamızdan tanıdığımız 19 inçlik jantlar. Evet. Ama şu anda bir yenilik olarak 18 inçlik elmas kesim, o krom ve siyah olan jantlar da alınabiliyor. Evet, onlar şu anda seriye eklenmiş. Sen bunu alırsın. Ya ben bunu çok beğeniyorum. Bence çok güzel gözüküyor. Arabanın bu beyaz siyah kontrastıyla da yine güzel durmuş. Yani bizim platin gri arabadaki. Bak şunu gösterelim. Burada bir tane H ibaresi var, mavi. Bu arabanın plug-in hibrit olduğunu gösteriyor ve üstünde de bu ne deniyor onlara? Bu Citroen'in E'sinde de olan E aksanlı E. Dur, başka dillerde de var. Diaresis mi onun adı? Neyse, çift noktalı E, evet, diyelim. Biz kafa karıştırmayalım. Evet. Ama herhalde onun gibi yapmışlar. Ayrıca da şarj takma yeri olarak plug-in hibritin yeri gibi görünüyor bana sorarsan. Evet, hoş gözüküyor. Şimdi tabii plug-in hibritin yeri demişken bak bu arabanın profilinde aynen. Bizde mesela bu tarafta yani sol tarafta bir şey yok. Depo kapağımız normalde sağ arkada ama bastır bakalım, hop. Evet, işte buradan arabanızı şarj edebiliyorsunuz ve 55 kilometrelik tamamen elektrikli bir menzile kavuşabiliyorsunuz eğer bu aracı alırsanız. Ama burada, evet. Bu versiyon maalesef maliyetlerden ötürü Türkiye'ye, ülkemize gelmiyor. Gelmiyor çünkü yani sonuçta herhangi bir teşvik yok. Elektrikliye teşvik yok. Plug-in hibride teşvik yok. O yüzden sonuçta bu araçta ekstra maliyetler var. Benzinli motorun haricinde elektrik motor maliyeti, batarya maliyeti. Bunları üst üste koyduğun zaman arabanın fiyatı yükseliyor ve bir teşvik olmayınca da mantıklı olmuyor. O yüzden getirmiyorlar. Halbuki olsaydı. Diyecek çok şeyim var şu an, değil mi? Yani ben... Deme, istiyorsan sürüşte konuşalım. Bilmiyorum, ya da de. Şimdi
Fire'i zaten Carvisor'ı takip ediyorsanız elektrikli C4'le bir maceraya başladı. Biliyorsunuz ya, başladık beraber, daha doğrusu da o daha fazla şu ana kadar paylaşım yaptı. Çünkü uzun yol geldi İstanbul'dan Bodrum'a. Bu da çok merak edilen bir konu. Elektrikli araçların geleceğimizde olmasını istiyoruz. Citroen de bize 6 aylığına bu arabayı verdi ve biz bunu tecrübe ediyoruz. Bu plug-in teknoloji 55 kilometre menziliyle, yani şehir içinde acayip bir rahatlık. Hele wallbox'ın varsa evine geldiğinde şarja takıyorsun. 55 kilometreyle ben şahsen gün içinde her şeyimi yaparım. 2 gün falan da götürür beni. Seni ve götürür. Sonrasında tabii uzun yola gideceğin zaman da benzinli motoru kullanacağın için bununla ilgili de bir kaygın olmayacak. Yani ben eğer Türkiye'ye geliyor olsaydı, şimdi ilk göz ağrım ama C5 Aircross'umu hibrit lacivert versiyonuyla değiştirirdim. Aklınızda olsun. Vallahi değişik bir beyanda bulundun. Evet, yani mantıklı çünkü evet. Şehir içinde ekonomik çevrecisin. Uzun yolda da hiçbir derdin yok. Yani yakıtın bittiğinde durup benzin istasyonunda doldurup aynen devam çok edebiliyorsun. Çok kolaylık ve hani bence insanların elinin elektrikliye alışması açısından da güzel. Çünkü şu anda bizim ülkemizde tabii ki altyapının daha çok gelişmesi lazım. Yani bunlar kısa sürede olabilecek şeyler. Markalar bu araçları pazarladıkça sonuçta ihtiyaç, talep oluştukça daha fazla da işte şarj istasyonları falan da tabii ki gelişecek. Ama bence iyi bir giriş yani plug-in hibrit. Geçiş aşamasında geçiş. Değil mi? Bence evet kesinlikle. Bence de öyle. Evet, şimdi gel arkasına doğru. Şimdi şöyle gel bir burada bakalım. Da bir piyano çalalım. Göster bakayım bize. Bakayım. Ebru tam da böyle piyano parmakları var. Bu sende. Çıkıntılar da tabii bizim aracımızda yok. Yine o boyutlandırmayla, daha köşeli yapmakla ilgili aracı. Bu detayları da görebiliriz. Evet, onun haricinde arkada çok büyük farklılıklar yok. Yani tampon tasarımı aynı. Buradaki alt bölüm aynı. Yani şurada bir tane hibrit yazısı var. O da bu araca özel. Stoplar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yani ben bizim arabadakileri aslında bayağı beğeniyordum ama size de sormuş olayım düşüncelerinizi. Bu da buradan bakınca bence hiç fena güzel. Gözükmüyormuş. Ben o tek parça gibi görünüyordu ya. Bu evet. Da çok abartı değil ama güzel bir boyut katmış, bir hareket katmış, bir evet. Renklendirmiş. Bu arada bagaja geçmeden şu şeyi de bir söyleyelim mi? Tavan raylarını. O tarafa geldiğimde söyleyecektim tavan öyle raylarını mi? Ama söyle yeri gelmiş. Ya tarafa... bu kadar uzatacak bir şey yok yani. Artık tek renk, siyah. Tek seçenek siyah olarak tavan rayları sunuluyor. Buyurun. Bagajı açabiliriz. Bagajı açalım. Bagaj kapasitesinde normalde bir değişiklik yok. 580 ile 720 litre arasında koltukların hareketliliği baz sayesinde, alındığında. Sayesinde doğru. Fakat bizim kullandığımız tabii bu plug-in hibritin teknolojiden dolayı içindeki 460 doğru. Litre bagaj kapasitesi. Koltukları, 460 ile 600 evet, arasında. Koltukları öne kaydırınca 600 oluyor. Yani biraz küçülmüş vaziyette ama... Bu şekilde sığdırabiliyorsunuz. Şurayı bir açalım. Ne kadar bakın, güzelmiş kol. AC kablolar. Evet. Aynen. Çok şıkmış. Çok güzel. Krom bir kol var. Bak şurada da mesela 12 volt çakmak soketi var. Tıpkı bizim arabada da olduğu gibi. Geç bakalım. Bir sol arkaya geç istiyorsan. Benim... Ben çünkü ben onu ideal yani sürüş pozisyonu bu... yapmıştım. Heh. Bunu vermeye gerek bile yok ya bu yok arabada. Ama, yok ama yani ilk defa seyreden de olabilir. O yüzden şöyle gösterelim. Bir kere biner binmez ne fark ettik? Döşemeleri fark evet, ettik. Evet, döşemeler. Sanki böyle bir Alcantara versiyon vardı ama bizim tercih etmediğimiz. Ben öyle hatırlıyorum. Yok, Alcantara yoktu. Öyle mi? Deri vardı. Tamamen deri vardı. Hafızalı koltukta. Öyle Napa mi? Deri vardı kahverengi. Bu yoktu. Sırtımdaki mikrofon hariç gayet rahatım açıkçası. Ya ama işte Ebru böyle elbise giyince ben de o mikrofonu... Zaten kusura bakmayın. Ne... Tabii ki uçaktan sabah 5'te yola çıktık. O yüzden kıyafetimiz, üstümüz, başımız buruşuksa hiç de ikimiz de sevmeyiz ve çok takılırız böyle şeyler ama önemli olan bilgi vermek biliyorum o yüzden. Tamam yani. Şimdi koltuk benim ideal sürüş pozisyonumu ayarlı. Biliyorlar boyum 1.78. Benim arkamda Ebru nasıl oturuyor? İşte böyle oturuyor. Rahat rahat oturuyor. Tavan tabii ki çift parçalı sunroof'tan dolayı oldukça aydınlık arabanın içi. O yüzden koyu renk döşemeler rahatsız etmiyor. Koltuk gözleri yine aynı malzemeden yapılmış, file falan değil. Hı hı. Burada bir tane USB girişi var. Bir koltuğunu öne al lütfen biraz Ebru. Heh, oradan. Evet, bir kay bakalım. Evet. Gayet böyle güzel. De otururum. Şimdi yani. Bak bilmeyenler için şunu söyleyelim. Yani bu videoyu ilk defa izleyen de olabilir. Makyaj öncesini bilmeyen. Bu koltuklar üçü ayrı ayrı ileri kayabiliyor. Sırtlıkları yatabiliyor vesaire. Ve yani biz iki çocukla 3 senedir bu arabayı kullanıyoruz. İki vallahi çocuk üç, koltuğunu. 3 sene oluyor ya. Oluyor. Değil mi? Eylül-Ekim'de öyle bir şey oluyor. Yani buraya bir çocuk koltuğu koyuyorsunuz. Oraya bir çocuk koltuğu koyuyorsunuz. Ve ortada bir yetişkin oturabiliyor. Çok gel bir göstersene böyle. Lütfen Ebru. Şaft tüneli zaten yok. Gösterelim.
Yok yani. Gel bir ortaya lütfen. İnşallah mikrofon oynamamıştır. Evet. Harikasın. Bak şunu başka da göstereyim şuradaki. Şey var mı? Kızak mekanizmasını göstereyim koltuğu. Yok benim burada söyleyeceğim bir şey yok. Şu gayet içlerdeki güzel. Mavi dikişler falan da güzel. Onlar yeni işte evet. Onlar tabii, yeni. Bu evet. Maviler. Bu arada 4-5 tane alternatif var. Açık griler falan da var koltuk döşemelerinde. Bildiğim kadarıyla Feelbold'da kumaş geliyor. Shine'da Alcantara yani bu koltuklar geliyor. Şeyde de Shinebold'da da yanılmıyorsam deri ve perfore çıkacak. Deri. Yani böyle evet. Delik delik deri ben geliyor. Ben kumaş koltuk beğeniyorum ya. Sen beğenmiyorsun. Maliyete bakar diyorsun. Beğeniyorum. Niye beğenmeyeyim? Gel bakalım direksiyona. Dur şeyi de göster. Neyi? Orada da tabii yakıt deposu var. Yani çift tarafında iki tane. Evet onu oradan açacaksın. Geç o zaman şeye sürücü tarafına. Direksiyonun solunda orada bak düğme var ona bas. Binmene gerek yok. Direksiyonun binmek solunda. Binmek istiyorum belki. Ama ben seni burada bekliyorum. Ha, göstereceğim diye. Ben gelmiyor musun? Evet bak hop açıldı. Tamam gelmişken gösterelim. Burada da. Bunu göstermek deposu. İçin bana gelecekleri ben ihtiyacı ne bileyim var ben, onu vankeri ben oraya. Sen gelip İşte yakıt deposu. İşte. İlk defa görenleriniz olabilir. Yakıt deposu. Kapatalım. Kapatalım. Hadi. Ve hadi, geçelim. Efendim tabii esas değişiklikler ön konsolda. Bu arada bu araba makyajlandı sonuçta yani yenilenmedi. O yüzden böyle çok da devasa değişiklikler beklememek lazım ama aracın içine girdiğimizde burada ekranda bariz bir değişiklik görüyoruz. Ha tabii bir de pardon önce bunu söyle. Söyle. Sen söyle. Neyi söyleyeyim? Vites. E-Toggle. Onu biliyoruz artık. Onu gördük yani birçok Citroen modelinde gördük. Hatta yani Stellantis tamam. Modellerinden ama zaten biliyoruz. Ama burada yenilendiğini gösteriyoruz tabii ki. Yani. Evet, bizim o... arabamızda normal aynen, standart Cobra, vites var. Cobra şu vites biraz gitti. Şurada. Ha şunu göstereyim. Göster bak. Bak böyle küçük şeyleri çok seviyorum ya küçük oyuncukları. Burada bu var yani şu anahtar oynamasın diye bunu yapmışlar. Ne kadar zekice, ne kadar zekice. Ondan sonra burada iki tane bağırsaklık var. Bu ekran hem yükselmiş hem de formu değişmiş. Boyu yani da büyüdü. Daha 12... önce gömük içeride duran bir ekran gibiydi. Şu anda hem öne gelmiş hem yukarı çıkmış hem boyu büyümüş. Evet aynen. 10 inç bu. Bizimki 8 inçti. Burada da 12.3 inçlik tamamen dijital bir gösterge tablosu yine kullanılıyor. Direksiyonumuz aynı. Direksiyonun arkasındaki direksiyon kulakçıklar aynı. Direksiyon alıştık zaten. Yani bunu değiştirmesinler lütfen. Direksiyonu seviyoruz. Bu gerçekten benim herhangi bir arabada test ettiğimiz arabalarda falan soğutmalı bu kol dayama en beğendiğim kol dayama. Hem büyük hem soğutmalı. Çok bak büyük. Şu anda bile içinde 3 tane 0.5'lik her şişesi şey. Var. Yani biz oraya nasıl uzun dolduruyoruz onu? Uzun yolda kahveler, ayranlar, sütler falan ya büyük kutu süt koyduğumu biliyorum. Haklısın. Çok iyi. Şuranın biraz malzeme kalitesinin artmış olduğunu söylediler. Daha farklı bir tipte malzeme var burada. Başka? Başka yani burada görünürde söyleyebilecek bir şey yok. Bence biraz artık yola çıkabiliriz. Ben de gelebilirim yanına. Var mı yani senin? Yani dediğim gibi zaten beğendiğimiz bir tasarım ve bu kadar kullandığımız ve sevdiğimiz bir araç olduğu için. Bir çalıştır ha, o zaman lütfen. Bir şeyle lütfen. Alakalı evet. Bir tek o gözümüzü biraz tırmaladı değil ne mi? Ne o canım? Görüntü kalitesi yani. Ha bir geri vitese tak evet. Evet yani şimdi şöyle. Grand araba gibi. Makyajlandı evet. Ama burada bir yenilik yapılmamış. Yani ön kamera da var bu arada. 360 kamera var. Ön tamponun ortasında gözüküyor. Yani ben şunu söyleyeceğim burada. Arkayı görebiliyorsun. Yani hı hı. ihtiyacını çok rahat bir şekilde karşılıyor. Ama yani buraya 10 inçlik daha yüksek kalitede bir ekran koymuşken burada biraz daha evet yani daha kaliteli bir kamera ben görmek isterdim. Göstergeye gel biraz. Hazır şöyle ona da bir bakalım. Bu ekranda da farklılık var. Evet. Onu da şuradan biliyorsun. Şuradan evet. Bir tek tek. Şu minimum çok iyi. Tam benlik. Kıvamında. Gece uzun giderken, yola gidiyorsan. Sadece süratini görüyorsun. Hı hı. Ve önüne devam ediyorsun. Bir tane daha yapalım bakalım. Dials. Bakalım. Böyle efektli değişiyor. Evet. İnelim bir tane daha aşağı. Driving. Burada da o sürüş. Aynen sürüş asistanlarının asistan olduğu mi? Ekran. Evet bir tane daha inelim. Navigasyon. Şimdi hazır burada navigasyon yüklüyken evet. Çalışıyorken yani şuna bakmak yerine buradan bakabiliriz bence. Gayet güzel gözüküyor. Ben bakıyorum burada başka bir şey var mı? Şurada iki USB var yine 12 voltluk çıkış var.
Şurada tabii plug-in hibrit olduğu için bakalım burada ona basınca. Heh. Aa bak bizim şeydeki gibi C4'teki gibi enerji akışını direkt tek dokunuşla buradan takip edebiliyoruz. Hatta bu kalabilir zaten eğer navigasyonu oradan takip edeceksek. Hazır mıyız yola çıkmaya? Ben mi çıkıyorum yola? Sen çıkıyorsun, kameraları bağlıyoruz. Ben de hazırlanıyorum ve yola çıkıyoruz. Bilmediğim yollarda ilk defa araba kullanıyorum. Lütfen beni çok rahatsız etmeden sen bilgileri paylaş. Kısaca bu arabanın bilgilerini vereyim plug-in hibritin. Şimdi bunda zaten bizim bildiğimiz 1.6 turbo benzinli PureTech motor var. 180 beygirlik ama ekstra 80 kW'lık elektrik motoru var. 13.2 kWh'lik de bataryaları var. Bunun neticesinde bu araç tamamen elektrikli 55 kilometrelik bir menzil sunuyor ve saatte maksimum 135 km sürate çıkabiliyor. Şimdi 135 iyi yani. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Yani ben tamamen elektrikliyle o kadar çıkmıyorum mesela ki C4'ün son hızı 150 ama ihtiyaç duymuyorsun yani 100-120 gidiyorsun. Bununla da tamamen elektrikli. Tabii öyle gidebilmek için Ebru elektrik modunu seçmen lazım. Vay wow, müthiş manzara. Ben bu şey vallahi işini beğendim manzara. Ya Fahir. Neyi canım? Yani aynı zamanda tabii bilinçlilik sadece elektrik, yakıt tasarrufu, çevre kirliliği falan değil. Seni yani ne acelen var kardeşim? Getiriyor. Vallahi bana da gösterdi. Biliyorsun ben şu anda Bodrum'da elektrikli C4'ü yani hakikaten elektrikli otomobil sahibi gibi tecrübe ediyorum. Benim için çok farklı bir şey bu. Arabalar teste geldiğinde böyle olmuyor. Yani çünkü zaten güçlü. Zaten hani taktığında şarj edebiliyorsun hızlı şarjla. Bunun peşine düşmüyorsun yani. Madem araba güçlü performansına bakalım. Günde 100 km falan. Ama araba seninmiş gibi davrandığın zaman gerçekten kullanım alışkanlıkları çok çok değişiyor. Ben bunu tecrübe ediyorum. Bu değişimi yaşıyorum yani. Bunu sizlerle paylaşayım. O yüzden mutlaka takip edin yani C4 paylaşımlarını. Zaten herhalde bu sürenin sonunda da iyice tecrübe ettikten sonra beraber bir video çekeriz. Kesinlikle. Ama ben bu arada şu anda içinde olduğumuz arabayı da kendi arabammış gibi kullanıyorum herhalde alışkanlıktan. Direksiyondayken öyle geliyor değil mi şu anda sana? Evet aynen öyle. Peki fiyatlarla ilgili konuşalım. Bu ay itibariyle satılacak değil mi Türkiye'de? Haziran ayı itibariyle satılıyor bu araç Türkiye'de. İki tane bu değil tabii yani. Bu değil. İki tane motor var. Zaten ikisi de bilinen motorlar. Bir tanesi bizim arabamızda olan gibi 1.5 Blue HDI dizel motor 130 beygirlik. Bir de 1.6 PureTech. O da yine benzinli turbo beslemeli versiyon 180 beygir güç üretiyor. Her ikisi de 8 kademeli otomatik şanzımanla satılıyor ve bunlar önden çekişli araçlar. Fiyatlar konusuna geliyoruz. Gel bakalım. Başlangıç fiyatı dizelin Fuel Bolt'ta 869.000 TL. Lansman kapsamında. Bunun üstünde Shine pakette yine bu motorun aynısını 929.000 TL'ye alabiliyorsun. En üstte ise Shine Bolt'ta ise işte hem bu yine dizel hem de benzinli motor sadece Shine Bolt'ta sunuluyor ve ikisi de aynı fiyat. Yani 959.000 TL'ye ister gidip dizelini alabiliyorsun, ister benzinliyi alabiliyorsun. Sana burada böyle bir... Bunlar lansman fiyatları. Lansman fiyatları bunlar. Yanılmıyorsam lansman sonrasında bir 20.000 TL üzerinde olacak bu fiyatların. Ben bu arabayı kullanıyor olsam şu charge'da kalması için elimden ne geliyorsa yaparım. Şu düğmeye bir basabilir miyim? Tabii ki. Bas buradan da görelim işte şeyleri. Aynen. Şu an mesela... Hem güç geliyor hem de tekerleklerden geri kazanıyorsun. Mesela ayağını bir çek bakayım Ebru gazdan. Zaten orada bak, hemen charge. Bak. Evet burada da yeşil şey. Şimdi birazdan yokuş aşağı gelince onu kullanırsın. Burada küçük bir şeyden bahsedeyim şimdi. Çok detaylı görünmüyor olabilir ama yani bu makyajda buradaki yazılımsal şeyi değiştirmemişler. Burada yine makyaj öncesi C5 Aircross var. Kırmızı air bump'lı ve farlarına baktığın zaman da yine bizim arabadaki farlardan var. Bunun tasarımını kim yapıyorsa burada işten kaçmış ben size söyleyeyim. Ama bu da kolay yani yazılımla şeyle mutlaka değiştirilip düzeltilebilir daha sonra. Artık yeni versiyonu geldiğinde herhalde elektrikli versiyonuyla Türkiye'de yer alacak C5 Aircross diye düşünüyorum. Çünkü birkaç senesi vardır ve değil mi? Öyle tabii ki gelecek canım. Yani artık nasıl C4'te de öyle. Yani doğuştan dizel, benzinli ve elektrikli olarak doğuyor artık araçlar ve zaten o konvansiyonel motorlar yavaş yavaş hayatımızdan çıkıyor olacak. O yüzden yeni C5'i bak zemin değişiyor. Bak nasıl
ses fark ediyor, görüyor musun? Asfaltla alakalı. Çok acayip değil mi? Peki biz sadece plug-in hibrit kullanmak istiyoruz diye bir şeyimiz var değil mi? Bugün mü? Hayır, şuradan bir ayar yapıp sadece drive modlarından... Şimdi bunda elektrik var, hibrit var, bir de spor tuşu şeyi var, modu var. Biz şu anda hibritte gidiyoruz ama istersen... Sadece tam elektrikli yani. Gidebilirsin. Bak orada 16 kilometre gidebileceğini söylüyor ki biz zaten arabayı teste aldığımızda 28 yazıyordu. Tamamen dolu değildi çünkü burada bu sürüş kapsamında birileri kullanıyor, getiriyorlar, şarja takılıyor araçlar. Buradan sola doğru yukarı döneceğiz. Yani ben sadece elektrikli kullanmak istiyorum seçersem, evet, o zaten beni belli bir süretin üstüne çıkmadığımı fark edeceğim yani. Çıkamadığımı fark edeceğim. Yani belirli durumlarda eğer ihtiyaç olursa, yani sen anlık bir performans istersen benzinli motoru devreye sokacak zorda kalma öyle diye. Mi? Tabii ki. Yani ben diyelim ki seçtim elektrikliyi. Evet, seçelim istiyorsan. Ve bastım 150 ile gitmek için. Bana demeyecek mi maalesef yardımcı olamıyorum? Hayır demeyecek. Sen gidebileceksin orada. Ha, benzinli motoru devreye alacak. Benzinli motoru devreye alacak. Ya da şöyle bak şimdi bak. Şu anda aldık elektriği. Muhtemelen dur aldık mı? Evet, evet, elektriği aldık. Hatta bakayım. Evet bak, buradaki mavi ışık da yandı aynada. Şimdi bak mesela bir dip gaz yap. Dip gaz yap. Ha bak, almadı mesela. Bas bas bas. Bak şu anda ona rağmen dedim ya 135'e kadar bizi çıkartacak mesela bak. 95 ile çek, tamam çek ayağını. Bak buradan da B'ye basayım. O da yavaşlatsın bizi. Yine enerji geri kazanımı yapalım. Ya böyle bunlar gerçekten güzel oyuncaklar ama biz artık şey kısmına geçelim. Yani sonuçta ülkemize gelmeyeceği için evet, bu aşamada. Çok da eğlenceliymiş. Tamam evet. Çok çok vallahi eğlenceli. Ne diyorsun Fahir? C5 Aircross makyajlı. Var mı şansı? Ya kesinlikle var. Çünkü yani C5 Aircross biz o zaman alırken de bugün de baktığın zaman piyasa şartlarında sunduğu özelliklerle sınıfının öne çıkan modellerinden bir tanesi. Ve yani en bir konforlusu. Kere, işte onu söylüyorum. Bir kere konfor arıyorsan bu sınıfta hakikaten fark yaratıyor. Ha bir parantez açayım. Bu araba gelmiyor ama bunda bir de bağımsız arka süspansiyon var. Yani bu advanced comfort şeylerinin haricinde bu kademeli hidrolik destekli süspansiyon sistemi hepsinde sunuluyor. Ama bir de bu araçta bağımsız arka süspansiyon olduğu için daha da konforlu bir süspansiyonu var. Onu belirtelim. Koltuklar aynı şekilde yine bu ekstra dolguları neticesinde sana konfor sağlıyor. Arka koltukta bahsettiğimiz 3 koltuğun birbirinden bağımsız hareket edebiliyor olması, 3 yetişkinin veya 2 çocuk koltuğuyla ortada bir yetişkinin oturabiliyor olması. Yani büyük avantaj. Ya bu arabanın alameti farikalarından bir tanesi gerçekten, yani aile otomobili anlamında sınıfındaki yeni modeller dahil hangisine bakarsan bak, evet farklı oyuncaklar sunuyor, farklı tasarımlar sunuyor, her şey sunulabiliyor ama eğer senin beklentin arkada geniş bir oturma alanıysa bu araç kesinlikle hepsinden ayrılıyor. Bir de bence tasarım dili olarak da hani böyle bu ne ya diyeceğim bir şey yok arabada. Hani böyle kimsenin ay hiç beğenmedim bu tasarımı diyebileceği, yani yumuşak, güzel, böyle net, şık, öyle bir araba olarak görüyorum ben. Yani ne yaptın diyeceğim bir şey yok yani. Haklısın ama ben kendim subjektif yorumumu şöyle yapayım. Eminim ki gözüm alışacaktır yani. Yeniye her zaman alışıyoruz. Fakat ben tabii kendi arabamızın olmasının da şeyi var ve sıfırdan çıkmış olduğu tasarımı, yani bizim arabanın o far tasarımı olsun, stop tasarımı olsun, bana öyle daha mi güzel geliyor. Ya bilmiyorum. Belki ben buna ön tasarımını çok beğendim. O piyano tuşları ve onu devam ettiren o küçük küçük çizgiler, o benim çok hoşuma gitti. Bence bir şıklık katmış. Kesinlikle modern gözüküyor. Onunla ilgili hiçbir eleştirim yok. Ama yani şu aşamada baktığım zaman bilmiyorum, yani benim şeyim öyle. Mesela insanların sorduğu sorular var. Değiştirmeye değer mi sorusu. Ne cevap vereceksin? Değiştirmeye değer mi? Faruk Eczanesi şöyle. Faruk Eczanesi. Ben söyleyebilirim istiyorsan sen düşünene kadar. Yani şöyle, eğer bu sınıfta bir araba alacaksanız bu yeni versiyon, evet C5 Aircross hakikaten çok iyi bir seçenek sunduğu özelliklerle. Ama yani daha çok yaş almaması da itibariyle, yani sizin arabanız 1 yaşında 2 yaşında olabilir kilometresi, ha derseniz ki ben model yenilemek istiyorum, yani para biriktiremiyorum ama üzerine para koyup arabamı yeniledim, upgrade ettim demek istiyorsanız olabilir. Ama beklentisel anlamda
beklentiniz çok fazlaysa, yani ben bu arabaya geçtiğimde çok büyük farklar yaşar mıyım, çok büyük değişiklikler görür müyüm diyorsanız onu görmezsiniz. Benim burada bunu net bir şekilde size söylemem lazım. Yani çünkü bu araba zaten makyajlandı. Sürüş özellikleri anlamında da bir artısı yok. Motoru şanzımanı aynı. Yürüyen aksamı aynı. Sürüş destek asistanları. Onlar aynı. Onlar zaten var. Çok zengin şeyler sunuyor. Onlar harika. Onlara hiçbir lafım yok. Ama yani elinizde böyle bir şey varsa bunu yenilemeye bence ihtiyacınız yok. Evet, bence de sıfırdan alacak yani. Daha önce C5 Aircross sahibi olmayanların daha çok ilgisini çekecek. Bence de. Ben ama eğer bu plug-in hibrit versiyon Türkiye'ye gelseydi yenilemeyi düşünürdüm. Ya bir de rengi, hakikaten lacivert rengini çok beğendim. Ama tabii ki sadece renk için de araba değiştirilmez herhalde diye düşünüyorum. Tabii bak, renk demişken şeyi söyledik mi dışarıda hatırlamıyorum. O meşhur iki tane renk vardı, o biri nar çiçeği gibi olan, bir tane de evet mavi yeşil gibi olan petrol mavi. Onlar yeni nesilde sunulmuyorlar. Söylemedik galiba. Söylemedik mi? Yok. Onun da bilgisini vermiş olalım. Ama tabii bence de esas C5 Aircross'tan, belki ilk C5 Aircross'un çıkışından daha önce bu segmentte bir SUV alanlar, hemen değiştirmeyeyim yani C5 Aircross'u gözüne kestirip de daha yeni aldım arabamı, hemen de bu daha geniş diye değiştirmeye kalbim kaldırmaz diyenler, işte onlar bu C-SUV segmentinde bir araç sahibi olmaya devam etmek isteyenler. Ya da yeniden, dediğin şey de doğru bu arada, otomobil öyle bir şey oldu ki sıfırdan girmek artık çok zor. Ancak elinde bir otomobil varsa onun üzerine para koyup alabiliyorsun. Ve hakikaten bir yatırım aracı haline geldi yani. Çünkü 2-3 ay sonra fiyatların nereye geleceği belli değil. Ya yani çok acayip. Ama yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 3 senelik tecrübemize dayanarak söyleyebilirim. Bir aile arabası olarak da konforlu sürüş içinde, uzun yolda verdiği kapasite, genişlik, her şeyiyle bence yani neredeyse türünün tek örneği diyeceğim, fiyat kalite olarak en iyi alternatif. Ya biz pandemiye rağmen 60 bin kilometreyi devirdik. Tabii yani pandemiye rağmen diyorsun ama Bodrum'a git gelden dolayı da hep araba kullandığımız için pandeminin de etkisi var belki oralara çıkmasına. Yok öyle düşünme. 6 ay hiç kullanmadık arabayı o ilk 6 ayında. Evet doğru ya, onu unutmuşum. Ya ama sonrasında tabii ben seyahat ettim de sadece C5 Aircross'la gitmedim yani. Kaç farklı arabayla gittim geldim. Onu dikkate almak lazım. Ya mesela şöyle, bunu da şunu söyledik. İnsanların kafasında şunlar var. Ya işte benim ön yargılarım var. Citroen alınır mı alınmaz mı? Hı. Yani bakın biz çok bunu net söylüyorum. Yani servis kayıtlarına da bakabilirsiniz. Arabanın plakası belli, şeyi belli. Yani biz en ufak bir sorun yaşamadık bu 60 bin kilometre 3 seneye yaklaşan süre zarfında. Mesela hep ne diyorduk? Sert plastik malzemelerden bahsediliyordu. Şimdi bu kadar kullanım sonunda en ufak bir trim sesi yok arabada. Bana sorarsan bunlar çok önemli şeyler. Yani ben de o söyleyen insanları anlayabiliyorum. İnsanların kafasında işte Fransız arabalarının eski nesillerinin hep böyle bir sorunlu olduğu fikri vardı. Ama o tamamen geride kaldı. Yani artık motorları, şanzımanları, tasarım özellikleri. Sadece Citroen için değil yani, Peugeot da bu konuda mesela kesinlikle çok öyle. Öncü. DS'e zaten girmiyorum. O bir tık daha da premium olarak konumlanıyor markanın içinde yani markaları içinde Grup PSA'nın. Ama o da Stellantis arada, oldu bak, evet, ben Stellantis de PSA oldu, diyorum. Aynen. Ağız alışkanlığı hep öyle ama artık tabii marka çatısı Stellantis oldu. Bir de yani yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Görmüyoruz değil. Daha önce de bir iki kere cevap verdik. Bir 3-5 kişi var temcit pilavı gibi her araba paylaşımının altına tavan boyası tavan atması. Biz kendi arabamızda şimdi böyle bir şey yaşamamışken ve biz markayla zaten bunu görüştükken, biz bu insanlarla sonuçta bir samimiyetimiz var. Ve bir sürü lansmanda karşılaşıyoruz, bu konuları konuşuyoruz. Kendilerinin inanılmaz çözüm odaklı gittiğini. Bir dönem bu bir mahkeme süreci olduğu için zaten konuşmak bunu bize düşmez bu arada. Yani biz markanın nesiyiz ki? Biz sadece kullanıcısıyız ve otomobil gazetecisi olarak yani bu işi yaptığımız için yani diğer insanlara göre bir tanışıklığımız var. Biz memnunuz aracımızdan ama bu işin çözülmesi için uğraşan yani hiçbir şey hiçbir zaman bu kadar büyük markalarda böyle çözümsüz bırakılmıyor. O yüzden artık bir aşın kendinizi yani her şeyin altına aynı dört ismin tavan boyasıyla ilgili bilmem ne şeyinden vallahi sıkıldım yani, artık verecek bir cevap yok çünkü.
Güzel söyledin. Ağzına sağlık. Başka söyleyeceğimiz bir şeyler var mı? Kapatıyor muyuz? Carwiser'a konuk olmak her zamanki gibi büyük bir keyifti. Kendi arabamızın evet. Makyajlı versiyonuyla konuk olmak. Dejavu gibi oldu mu bak? Sapanca'da çektiğimiz video gibi oldu vallahi mu? Valla oldu ama burası Sapanca'dan birazcık daha enteresan bir yol. Ben bu kadar alışık değilim böyle dar yollara, bu kadar virajlı yollara. O yüzden çok yavaş yavaş keyfini çıkarak gidiyorum. Ama yani şuraları görebiliyor olsanız baya güzel. Biraz görüyor olabilir. Bu arada şuna bakacağım. Bak 18 nereye kilometreye çık. Böyle devam mı? Şöyle yok. Sola tam arkaya dönüyoruz. U yapıyoruz. Evet. Şunu söyleyeyim. Bak deminden beri yokuş iniyoruz. Ben bir de B modunu aldım. 16 kilometre demiştik ya menzile. Bak 18'e çıktı görüyor musun? Sen bu şekilde fren enerji geri kazanımıyla kinetik enerjiden o 13.2 kilowatt saatlik pilleri biraz daha şarj hoşuma etmiş gitti. Oldun. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık Ebru. Ağzına bence sağlık güzel, kardeşim. Keyifliydi, detaylıydı. Yani umarım faydalı olmuştur sizler için. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sen Fransızca bir veda edeceksin mi ben hoşça kal demeden? Au revoir. Hoşça kalın. Bir de yakıt tüketimi söyleyelim. Bakın 58 kilometre sonunda 4 litrelik tüketim ortalamasıyla geldik. Çünkü bir noktada ben elektrik modunu seçmiştim. Ondan sonra böyle geldik ve süper değil mi Ebru bu değer? Benim hayatımın en iyisi, yani açık ara en iyisi. Bir de yakıt tasarrufuyla alakalı yine şu an 16 kilometre menzil gösteriyor elektrikte. Halbuki yani son 7 kilometrede şehir içine gelene kadar 24'e çıkarmıştık. Bayağı bomba yani, plug-in hibrit şu an tam benim kalemim.